Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakın bakın kimi buldum. şu anda Tamsun Üniversitesi'nin birinci katındayız. Old Main birinci kattayız. Şu anda kapalı olduğu için Covid'den dolayı her yer burası çok müsaitti. Buraya da çok uygun, yani bizim konumuza da çok uygun bir mekan. Ksenia ile sizi tanıştırmak istiyorum. Merhabalar. Evet. Ksenia burada benim tamamen tesadüfen tanıştığım bir arkadaşım. Ama ancak bugün yüz yüze gelmek kısmet oldu. Öncesinde çok telefonda konuştuk ama işte Covid'den ben hemen önce kendisinden haberim olmuştu. Sonra işte sınırlamalar gelince tanışamamıştık. Bugün sizin için bir araya geldik. Bizim buradaki de zaten son günümüz. Ksenia ile kısa bir röportaj yapmak istiyorum. Kendisi burada aynı zamanda voleybolcu, takımda oynuyor. Hem hikayesini anlatacak, nasıl buraya geldi, size güzel tüyolar vereceğini tahmin ediyorum. Merak ettiğiniz ekstra sorular olursa da yine aşağıya yazarsanız ben sonra kendisine yine iletirim. Ksenia hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlısın. Sonunda, evet, biraz çok böyle kamera karşısında konuşmayı çok sevmiyorum ama... Hoş geldin. Konuşurum. Konuşurum. Çok güzel konuşuyorsun. Evet. Bize birazcık kendinden bahseder misin? Biraz bu kariyerinden. Evet. Ben Belarus doğumluyum. 15 yaşında Azerbaycan'da çağrıldım. Oraya gittim. Milli takım için, kulüpler için oynadım. Ondan sonra 17 sene, 18 sene profesyonel voleybol oynuyordum. Buraya gelmeden önce. Türkiye'de oynadım. Tamam. Beşiktaş'ta. Sene 2016 oynadım galiba. 16'ydı. Evet, Rusya'da oynadım, İtalya'da oynadım, Polonya'da. Ondan sonra Azerbaycan milli takımıyla çok gezdim. Yani Dünya Kupası'na gittik, Avrupa Kupası'na gittik, katıldık. Türkiye'de çok maçlar oynadık, Türkiye karşı ama. Bazı maçlar kazandık, bazı kazanamadık. Spor, gentlemen spor. Evet, buraya gelmeden önce Filipinler'de oynadım en son. Evet. Filipinler'den sonra buraya geldim zaten, 2 sene buradayım. Tamam, son 2 senedir buradasın yani. Evet. Peki burayı nereden haberin oldu, nasıl geldin, kim buldu seni ya da? Arkadaşlarım, Bakü'de oynadığım bir tane kız vardı. Onun ailesi buraya taşıdı. Kız tabii burada üniversite hem okuyor, hala da okuyor, hem oynuyor takımda. Böyle şaka gibi konuştuk, dedim ki, sen önce git, ondan sonra beni çağıracaksın falan, ben bir hazırlık yapayım. Şaka olarak söyledim ama o da sonra takımda onlar oyuncu bakıyorlardı, benim pozisyon. Antrenör ile konuşmuşlar herhalde, antrenör bana yazdı sonra. Öyle spontan oldu yani, şans oldu da bana. Yani dolayısıyla sana buradan teklif çağırdılar. Evet, onlar bana teklif etti. İşte hı-hı, gel oyna bizi, çünkü yaş olarak ben herkesten daha çok büyüğüm. Kızlar gencecik böyle, daha yeni başlıyorlar. Dedi ki buraya gelince yardım olursun, motive olursun, böyle lider gibi olacaksın. Aha. Hem experience göstereceksin. Ben de tamam dedim. Scholarship ödüyorlar sonuçta. Burslu geldi yani. Evet, burslu, kim hayır diyecek sonuçta. Yani ne kadar burs aldığını sorabilir miyim? Tam bilmiyorum ama full scholarship. Yani sen hiç para ödemedin okula. Hayır. Neden? Çünkü seni burası davet etti ve burada takımda oynaman için. Evet, ben yani okul için fees ödemiyorum ama mesela ev, kirası, yemek, her şey ben ödüyorum. Tamam, onlar ama sana. Ama okul için onlar ödüyor. Her şeyi yok. Her şey. Kitaplarını onlar ödüyorlar mı? Yok ama ben kitapları kullanmıyorum. her şey. Bizim profesörler... veriyor. Hallediyorlar. Evet. E-books veriyorlar ya da bir sürü articles veriyor, okuyoruz böyle print yapıp. Evet. Hangi bölümde okuyorsun burada? Masters of Education. Türkçe bilmiyorum neyse. Tamam. Yani Eğitim Master'ı okuyorsun. Tamam. 2 yıllık bir bölüm. Evet. Peki bu 2 yıllık bölüm bittikten sonra senin buradaki kariyerin bitiyor mu, devam mı ediyor? Kulüpteki bitiyor. Çünkü ben ne kadar okuyorsam o kadar takımda oynayabiliyorum. Tabii ki bitirken zaten takımda da oynayamıyorum. Onlar, yani bu sene Covid olduğu için bütün spor programlar iptal oldu ve bizim eligibility var. Onlar count yapmadılar, o yüzden bana da istersen seneye kalabilirsin. Ben dedim ki hayır. Çok artık yorgunum, bir de hayatımı kurmam lazım yani Kanada sonuçta. Kaç senedir toplamda sen voleybol oynuyorsun? Yani kaç yaşında başladın? 15 yaşında, 16. Yani
18 yıl. 18 yıl. Evet. Wow. Süper. Yes. Tamam o zaman sen... Ve biraz tabii böyle bitireceğimi hiç düşünmedim. Yani Covid olmasa bu sene oynardık ama maalesef. Hiç oynayamadınız değil mi bir sene? Biz antrenman yaptık. Her gün antrenman yaptık. TCC'de ama mi yoksa? TCC okul. Hem old gym var burada, jimnazyum. Hem orası hem orası. Ama oynayamadık ve maalesef öyle bitecek. Hayırlısı böyleymiş. Olsun, evet, olsun. Peki Kamloops'ta kalacak mısın? Bilmiyorum. Tamam. Kamloops'u çok, yani çok seviyorum. İnsanlar çok güzel ama tabii ben İstanbul'da yaşadığım, büyük şehirlerde yaşadığım için biraz benim için enerjisi düşük. Senin için? Evet. Kızım da için. Evet, bir de kızı var. Evet. Arkadaşımızın. Kızım, 13 yaşında kızım var. Boyu kadar. Orada. Aynen. Evet, bir kızı var. Aynen. O voleybol oynamıyor değil mi? O aslında oynuyordu geçen sene. Kulübe gidiyordu burada. Kuapek var. Kuleyi pek. Ama bu sene her şey iptal olduğu için o da oynayamadı. Öyle evde kaldık. Anne kız. Kız evet, kıza. Evet. Olsun. Hayırlısı olsun. Peki bu Master of Education aslında çok geniş bir alana hitap ediyor. Evet, geniş. Çünkü benim arkadaşlarım soruyor, öğretmen mi olacaksın, ne olacaksın? Ben diyorum ki hayır. Çünkü Master of Education Kanada'da atıyorum herhangi bir firmda çalışabilirsin. Atıyorum benim klasta vardı kız, dentist. Dentistim yardımcısı. Evet. Aa. O da okuyor. Ondan sonra oraya gidip bütün işçilerine anlatıyor, okutuyor mesela. Herhangi bir iş yapabilirsin. Fakültede çalışabilirsin. Öğretmen olacaksın diye bir şey yok. Yok. Yani herhangi bir iş yapabilirsin, atıyorum. Ofiste çalışabilirsin, üniversitede çalışabilirsin. Ama öğretmen olarak değil. Tabii ki fakültede lecturer olabilirsin. Bu 2 yıllık bölüm için geçerli değil mi? Evet. Yani her şey yapabilirsin. Her şey. Ben şimdi başvuruyorum mesela, International Advisor için vuruyorum. Ama aynı zamanda üniversitede ya da college'de ya da bilmiyorum spor, neydi bunlar, recreational centers var. Yapabilir, çalışabilirsin. Her yerde yani sporla evet. Alakası olmasa evet. Gerekmiyor. Aslında çok evet. Iyi. Peki normalde master okuması çok zor. Sen bu ayrı bir konu. Evet. Yani hem voleybol oynayıp antrenmanlara katılıp hem nasıl vakit bulabildin? İlk geldiğim seneye çok... Kaç ders aldın? Bir de onu da söyle lütfen. Üç ders. Üç ders bir tek semestrede. Ha bir semestrede 3 ders alıyorsun. Evet. Tamam. Daha yani bizim kız... Bilmiyorum master'sta daha fazla alabiliyor musun sanmıyorum. Hı-hı. Ama normal bachelor okuyorsan daha fazla alıyorsun. Daha fazla. Bizim kızlar 4-5 klas alıyorlar. Hı-hı. Ama onlar tabii çalışmıyor onlar tabii. Evet. İlk semestr, ilk 2 semestr çok zordu çünkü ben gençken, öyle söyleyeyim, high school'da ben Azerbaycan'a gittim. Hı hı. 10. 11. klas sınıfta ben hiç okumadım. Ben oraya okula bir böyle haftada bir iki kere gidiyordum. Çünkü, ama voleybol. Evet, voleybol başladım çünkü. O yüzden ben high school hiç okumadım, okula gitmedim. Sonra üniversite, Azerbaycan'da, Azerbaycan State of Physical Education. Tamam. Gittim yani okudum. Beden eğitimi mi? Evet ama geçiyorum. Okumadım yine. Ben yanlış arada sırada oraya gidiyordum çünkü yine maçlar çok vardı. Yani öyle sorarsan bana şey soruyorlar yani okula gitmedin sonraki high school. Üniversite gitmedin. Buraya geldin İngilizce. Nasıl master'sa girdin? Ben diyorum bilmiyorum. Yani hala da bilmiyorum. Ya bu aslında oldu. Birazcık da işte senin oynadığın milli takımlarda tabii ki, oynamak. Evet. İngilizce ama bu konuşmak. Ben buraya geldim ilk semester'da oturuyorum şeyde klasta. Diğer öğrenciler mesela Hindistan'dan ya da Afrikalılar, Kanadalılar tamam mı? Onlar hepsi öğretmen olarak çalıştılar. Bir sürü experience var. Onlar biliyorlar her şeyi. Ben oturuyorum böyle burada ne yapıyorum ben? Öyle ilk semester çok zordu. Bir de yani alışıyorsun. Biraz şey... Yani dil de yok. Dil vardı bende, dil vardı. Ha, ama yok. Mesela akademik tabii şey böyle, profesör bir şey soruyor. Siz mesela hangi experience yaptınız? Ben hep spor yaptım. Ben physical education okudum. Değil yani, physical education class, her şey onunla ilgili konuşuyordum. Aslında benim experience önceden spor oynadığım için ve... Yani physical education kanalda çok önemli. Her okullarda var mesela. Evet, college'lerde onlar evet. Spor,
spor şey, takım sporları çok seviyorlar ve o yüzden ben experience ile şey yaptım böyle. Kotardım bütün olayı. Papers ne varsa ben ne yazdığım projeler hepsi physical education, spor psychology, atıyorum takım psychology, her şey spor ilgili. O yüzden ben öyle galiba. Oradan. Evet. Hocalar da bu çocuk okumuş. Onlar çok sevdiler. Bir de ben geçen sene çok oynadım. Biz çok güzel sezon oynadık. Maçlar kazanıyorduk. Ben klasa giriyorum. O hocalar böyle, aa Ksenia tebrik ederim falan filan. Ben tamam tamam. Yani. Ama tabii zor. Kolay değil. Ya evet, ama sonuçta itibariyle birazcık da size müsamaha göstermişler anladığım kadarıyla, evet, değil mi? Yani beni değerlendirmesiyle hocanın aynı derste seni değerlendirmesi daha ama başka. Ama ben çok çalışkandım. Mesela onlar biliyorlardı ben her gün antrenman yapıyorum. Hmm. Benim klas atıyorum 2.30'da. Antrenman 2.30'a kadar ama antrenör 15 dakika önce bırakıyordu. Ben böyle koşa koşa klasa giriyorum böyle saçlar falan. O da biliyor. Ama bütün dersler, bütün atıyorum assignments, ben her zaman tam zamanında işte submit ettim. O yüzden onlar bana çok saygı veriyorlar. İşte yani. Bu hakikaten çok önemli. Yani doğru zamanda eğer verirseniz ödevinizi gerçekten çok önemli. Benim şu anda management dersim var ve öğrenciler, hoca bize schedule yaptırdığı halde, aylık, haftalık, evet, bunu yaptırdığı halde öğrenciler diyor ki hocam işte birazcık uzatabilir misiniz, birazcık süreyi uzatabilir misiniz? Hoca bugün hatta bize bir tane mail geldi. Ya evet çocuklar, size ben neden extension yapayım ki? Sizce zaten senenin başında ben bir monthly, aylık ve haftalık schedule, yani takvim hazırladım. Buna rağmen niye yapıyorsunuz? İşte o zaman hocalar tolerans göstermiyor. Evet. Ama sen eğer yanlış da yapsan ve zamanında gönderirsen bir daha sorun yok. Resubmission yapabilirsin. Bir de onlar evet görüyorlardı. Ben de kullanabilirdim atıyorum. Bir de bize paper verdiler. Biz bu zamanda travel ediyoruz. Yani seni gelmeyebilir, ben klasları şey. Ben böyle kullanabilirim atıyorum. I was busy, değil mi? Evet. Ama her zamanında şey yaptım. Hep zamanında gelmem. Peki mesela öyle durumlarda siz online eğitim aldınız mı? Bu sene mi? Mesela diyelim. Geçen sene mi? Evet, mesela diyelim sen şey yaptın. Turnuvaya gidiyorsun. Dolayısıyla kafadan yoksun, belli yani. Ay hiç fark etmez. Hoca online yapmadığı dersi senin için online anlatmadı değil mi? Sen o dersi kaçırdın, kaçırdım ama buna rağmen esen problem. Evet. Ve şu an gibi hatırlıyorum. Geçen sene biz hep travel yapıyorduk. Bir de erkek takım, yani voleybol kız ve erkek takım beraber. Uçakta çok böyle kalabalık ve çok böyle wild. Tamam mı? Sonra gidiyoruz, cuma günü, cumartesi oynuyoruz. Ondan sonra maç oynadık, cumartesi atıyorum, perşembe travel diyoruz, pazar günü geri dönüyoruz eve. Normal students evde hafta sonu, assignments yapıyorlar evde, sofa üstünde. Ben cuma maç oynadım, sonra sabah cumartesi antrenman vardı, cumartesi akşam maç oynadım, ondan sonra otobüste ya da uçakta laptop ile assignment yapıyorsun, böyle kafayla gidiyorsun çünkü hafta sonu, next week zaten şey. Öyle, o yüzden çok. Bu sene daha çok rahat çünkü biz hep tek antrenman yapıyoruz. Maçları yok. Hafta sonları aslında bakarsın, ben hafta sonları çalışıyorum dersleri. Alkışlıyorum. Ben olsam ben de sana 100 veririm. Ekstra 10 puan benden. Teşekkür ederim. Peki, şimdi ben normalde Kamloops'u çok seviyorum. Bunu her fırsatta da söylüyorum. Sen Kamloops'u nasıl buldun? Sence Kamloops nasıl bir yer? Kamloops çok güzel bir yer. Ben çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Harika insanlar böyle. Very kind. Benim bir sürü böyle tough situations oldu. Tough situation oldu. Onlar bana çok yardımcı oldular. Harika bir doğa var. Okul mesela kızın açısından söylersen, o liseye gidiyor ama ortaokula başladı mı burada? Kamloops School of Arts. Evet. Kamloops School of Arts özel art programları var. Yani kızım çok güzel resimler çiziyor, bir de gitar çalıyor. Onlar inanılmaz böyle farklı dersler var, bir de şey böyle her semester farklı 6 tane ya da minor major. Onun özelliği ne? Yani bir tek ya bilmiyorum art şey. Hani şey mesela Elif normal bir yani düz liseye gidiyor. Her dönem 4 tane quarter var. Her dönem 2 tane ders alıyor. Sizde nasıl? Şu anda 2 tane ders ama şu anda biliyorum social studies var, galiba math var, English, French var. Bir peki de onların hayır. Ya farklı günlerde ama onlardan hariç şey var. Bilmiyorum ne, onlar şey yapıyorlar. Sanat? Sanat var, sonra çiziyorlar, sonra band var, sonra
drama var. Bayağı her böyle 2-3 ay değiştiriyor. Düşüyor. Evet. Her gün aynı ders mi var? Hayır, her farklı, gün farklı, farklı ders. O zaman ikiden fazla aslında, evet, oluyor. Evet, evet. Tamam, bizimkinden birazcık farklıymış. Ama genel olarak Kamloops hem yardımcı, sana da anladığım kadarıyla. Evet. İnsanlar hem misafirperver hem de anlayışlılar. Çok anlayışlılar. Beni tanıyorlar burada, o yüzden öyle bazen şey gidiyorum. Bazen bir şey lazım bana ya da böyle ev bakıyorum, tamam mı? Kicici'de şey buldum. Diyorum ki ben böyleyim, ev bakıyorum kızımla. Thierry de Wolfpack'te, aa ben senin maçları izledim. Tamam, herkes tanıyor. Ya evet, gerçekten çok yardımcı. Zaten arkadaş yani görünmeyecek, tanınmayacak gibi değil. Evet. Benim boyum 1.78. Ki buraya göre ortalamayım yani, ben Türkiye'de uzundum. Sen benim kaçsın? 1.90. 1.90. Gel gösterelim. Gel. Bakar mısınız? Süper ya. Benim biraz, evet. Süper yani ben hiç hayatımda, yani benden uzun birisiyle yan yana geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Yani hiç hatırlamıyorum. Ama çok şükür buldum. Kamloops'ta onu da buldum. Kendi adıma memnunum. Teşekkür ederim. Çok ben sağ ol. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ya buraya mesela sporla ilgili gelmek için arkadaşlar nelere dikkat etsinler? Nerelere başvursunlar? Başvurmalılar mı? Nerelerde kendilerini gösterebilirler? Bu bursla gelmek için. Bursla gelmek isteyenler mutlaka hangi program, atıyorum basketbol ya da voleybol ya da soccer, futbol diyecektim. Futbol, futbol başka, başka bir şey. Burada iki futbol var, aynen. Evet, mutlaka antrenör, yani bana ulaşabilirsiniz. Ben yardımcı olurum çünkü herkesi çok iyi tanıyorum. Burada da kalabilirim. Bu seneye kalmayabilirim de, yani üniversite içinde. Antrenörlerle konuşmak lazım. Hemen atıyorum sizin highlight varsa maçlardan, onları hazırlayıp antrenörle konuşup diyebilirsiniz. Burada okumak çok isterim, okul çok güzel. Bir de gerçekten yani birkaç sene spor programları böyle daha iyi olmaya başladılar bu üniversitede. Herkes çok saygı duyuyor, herkes çok seviyor, inanılmaz böyle bir celebrity gibi hissediyorsun. Evet, çok güzel. Evet, evet. Evet. Küçük, şehir küçük, bir de herkes dediğin gibi tanıyor ve destek oluyor. Community çok böyle, mesela biz takım olarak, Wolfpack olarak hem basketbol, soccer beraber hep gidiyoruz, şehir için güzel şeyler yapıyoruz çocuklar için. Etkinlikleri yani, çok. Evet, evet. Biz bakıyoruz uzaktan melur melur. Evet. Öğrenciler olarak. Yani sana ulaşabilirler, senin vasıtanla. Mutlaka, evet. Instagram, Facebook, siz paylaşabilirsiniz. Her zaman açayım, yardımcı olacağım, olurum. Bir de Türkiye'den bir kız geliyor zaten, ismi. Hangi takımdan geliyor? Beşiktaş. Beşiktaş'tan biri geliyormuş arkadaşlar. Sen de eski Beşiktaşlısın. Evet, biz takım kuruyoruz. Evet ya, arkadaşlar iyi sporcular gelsin buraya. Ya burası çok huzurlu bir yer. Gelin. Şöyle söyleyeyim, Türkiye çok güzel. Çok sevdiğim bir ülke. İnsanlar da çok, insanları da çok seviyorum. Ama Kanada'nın yani yaşam olarak daha çok possibilities var. Atıyorum ben spor, yani yıllardır spor oynadım, yani çok güzel para kazandım ama burada voleybol oynamadım ya spor oynamadım. Çalıştığın zaman çok güzel para kazanabilirsin gerçekten. Yani yeter ki iste çalışmayı, yani her yerde possibilities evet. Var. Evet, evet, evet. Yani burada çocuklar için. Sen görüyorsun zaten çocuklar evet, için. Evet, evet. Çok böyle. Ya çocuğunu gönderdiği okulla işte Elif'le, adı neydi kızının? Maria. Maria ile Elif'in aslında okulları dip dibe ve aslında onun ne kadar şanslı bir yerde olduğunu biliyorum. Mevki olarak çok güzel bir yerde. Okulun önünden otobüsler kalkıyor. Evet. Yani hakikaten çok güzel. Sadece buranın belediyesi diyelim. Evet. Yani Kamloops oraya sadece çocukları taşımak için otobüs gönderiyor. Çocuklar otobüsü oradan alınıyor. İşte artık nasıl şey duraklarda evet, onları evet. Bırakıyor sadece. Yani ara duraklarda kimseyi almıyorlar. Sadece öğrenciye atanmış. Otobüsler bekliyor okulun önünde. Ayrıca bir sürü gerçekten imkanları da var. Bahsetti birazcık Ksenia. Kendi aralarındaki hani biz uzaktan bilenler olarak biliyoruz ki Wolfpack takımı gerçekten çok destekleniyor. Okuldan evet, ciddi support evet. Alıyor.
Gyms are fully packed, yani çok kalabalık oluyor. İnsanlar yani böyle her sene, özellikle geçen sene ve önceki sene biz çok çok güzel oynadık. Ve insanlar böyle şey diyor, aa bu sene maçları yoktu, herkes çok üzülüyor böyle. Evet. Yani maalesef ben oynamayacağım. Ya full, o dün evet. Gittik gerçi, size göstereceğim inşallah. TCC'de o bütün tribünler full oluyor. Ve gerçekten tam bir şey gibi, Amerikan filmler gibi. Evet, evet, çok güzel oluyor. Ya burada yaşıyorsunuz, tüylerim diken diken oldu. Evet, evet. Ya umarım siz de burada gelip okulda hem bu fırsatlardan faydalanırsınız. Peki şey soracağım, TCC size full ücretsiz değil mi? Evet. Ya, bize değil. Ama güzel. Onlar spor yapıyorlar. Onlar kapandı bu arada, kapandı. Şimdi şu an oradan açık ama yukarı çıkabiliyorsunuz. Onlar şimdi orada vaccination şey yaptılar. Havuzu açmışlar. Öyle mi? 20 kişiye kadar evet. Evet ya, şöyle bir şey yapmışlar, havuzda 20 kişiye kadar açık. Önceden rezervasyon yaptırman gerekiyor. Sadece rezervasyonlar evet, gidebiliyor belli sayesinde. Evet, aşağıda da basketbol antrenmanı vardı. Hı-hı. Aynen, ama onu da perdelerle kapatmışlardı. Onların hepsini koyacağım ben size zaten TCC'yi anlatırken. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Yani renk kattın. Herkese çok selam söylüyorum buradan. Türkiye'yi çok özlüyorum. Gelin yemekleri getirin. Ben Türk yemekleri çok severim. Çiğ köfte vereceğim ben Kısa'ya. Evet. En sevdiği şeymiş. Arkadaşlar bizi izlediyseniz eğer buraya kadar çok teşekkür ederiz öncelikle. Thank you very much. Bir like'ınızı alırız. Aynen. Bizi takip alırsanız da çok seviniriz. Ben Ksenia'nın bütün bilgilerini paylaşacağım. Kendisine direkt ulaşabilirsiniz. Evet. Hiç beni araya sokmayın. Kendisi zaten Türkçe biliyor. Bana ihtiyacınız yok. Umarım sizi de burada görmek de kısmet olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.